Birbirine Sorduk programından herkese merhabalar efendim. Bugün farklı farklı sektörleri tanıttığımız programda inşaat sektörünü ele aldık. Konut fiyatlarını işleyeceğiz bu programda. Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Somut yanımda. Merhabalar Bekir Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de çok iyiyiz. Bugün konut fiyatlarını ele alacağız. Sizlerle bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk sorumla başlayayım o zaman Bekir Bey. Konut alım gücünü neler etkiliyor? Konut alım gücünü enflasyon ve konut kredi faiz oranları etkiliyor. Enflasyonun çok olmasından ve kredi faiz oranlarının yüksek olması konut alım gücünü çok etkiliyor. Evet, biz bu konuyu vatandaşlarımıza sorduk. Dilerseniz vatandaşlarımızın bir VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Antalyalı vatandaşlarımıza soracağız bakalım konut fiyatları ile ilgili onlar neler düşünüyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Eviniz kira mı, kendinize mi ait? Ben de lojmanda kalıyorum. Ben kendim kamuda çalışıyorum. Tabii ki kirada kaldığımız dönemlerde oldu ama bu dönemde kirada kalmıyoruz. Yani konut artışlarının bence nedeni faiz artışları. Konut kredisi artışları ister istemez konut fiyatlarında artışa neden oldu. Biraz alım gücünü azalttı mı bu durum? Tabii faiz zaten insanlığın baş belası. Faiz yükseldiği zaman da insanlar sıkıntı yaşıyor. Keşke öyle bir düzen olsa da faize hiç bulaşmasak. Merhabalar. Merhaba. Sizin eviniz kira mı veya kendinize mi ait? Kendime ait. Kendime ait. Şu anda konut fiyatlarında belli bir artış söz konusu. Sizce neden oldu bu konu? Ben de yeğenime katılıyorum bu konuda. Faizler yükseldikçe kredi alma olasılıkları zayıflıyor. Ondan dolayı da konutlar şey yapıyor, yükseliyor fiyatları. Bu durum alım gücünü etkilediğini düşünüyor musunuz? Tabii, kesinlikle. Eviniz kira mı, kendinize mi ait? Kira. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Orada fiyatlar nasıl bu durumda? Kiralar 1100 lira. 1100 lira civarı, aynı. 1000 lira, 1100 lira. Yani dairenin durumuna göre. Bu günümüz şartlarında ev sahibi olmak kolay mı sizce? Zor. Çok. Neden? Ya şu anda işte kredi faizlerindeki yükseliş, yani konut kredilerinde özellikle bu engelliyor yani, engel. Yani konut kredilerindeki faizler düşmeden insanların alımı çok zor yani daire. Biraz alım gücü de azaldı bu durumda. Alım gücü de azaldı tabii. Yani faizler çok yüksek. Bırak daireyi alsın. O yüzden faizler düşmeden o piyasa hareketlenmez. Kimse daire alamaz yani. Çünkü herkes borçla alıyor daireyi yani. Konut fiyatlarının çok pahalı olduğunu biliyorum. Alım gücünün de çok düşük olduğunu biliyorum. Bunu nereyle kıyaslarız bilmiyorum ama Türkiye için konuşuyorsak konut almak çok zor. Şu anda bir banka olmadan ev alamıyor kimse değil mi? Öyle gibi görünüyor. Kimsenin onun nakiti yoktur herhalde. Varsa da sayıları az. Şu an faizleri nasıl değerlendiriyorsunuz ev almak için? Yüksek. Çok yüksek. Bir evde bankaya ödüyorum. Evet. Bu alım gücünü azalttı o zaman değil mi? Ya, zaten alım gücü yok gibi. Birinin ev alabilmesi için gelirini biriktiriyor olması lazım. Biriktiren insan da 300 bin liralık bir evin 200 bin lirasını kredi çekse 400-450 bin lira olacak ödemesi. Nasıl bir geliri var ki onun, onu ödeyebilsin yani. Zor. Eviniz size mi ait, kira mı? Benim kendime ait, evet. Şu günümüzde ev almak kolay mı sizce? Kesinlikle hayır. Kolay değil yani. Şu an konut almak neden bu kadar zor insanlar için? Çünkü bir defa banka faizleri çok yüksek. Kişi başına düşen milli gelir rakamı çok düşük. Onun haricinde istihdam oranında ciddi anlamda düşüş var. Yani işsizlik ciddi anlamda yüksek bir seviyede. Şimdi bunların hepsini üst üste toplarsak bunların eşittir sağında kalan rakam çok düşük bir rakamlar olacak. Dolayısıyla da
bir ev almak kolay kolay değil. Yani, alım gücünü azaltıyor mu? Kesinlikle, yani maliyetler, bilmiyorum bir inşaat sektöründe maliyetler ne kadar yüksektir ama şu anki rakamlarla, yani satış fiyatlarıyla maliyetler arasında ciddi bir uçurum olduğunu kanaatindeyim. Merhaba. Eviniz size mi ait, kira mı? Bana ait. Şu anda ev kredilerin nasıl, yükselişte mi? Vallahi ev alma derdim olmadığı için bilmiyorum ama arkadaşlarım almak istiyor. Çok yüksek kira krediler diyorlar. O yüzden alamıyorlar. Almak isteyen bir sürü arkadaşım var. Hepsi kredilerin yüksek olduğundan bahsediyor. Bu devirde ev sahibi olmak zor mu? Çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani insanlar karnını zor doyuruyor ki nasıl ev bulup da alacaklar. Para alım bulup. Gücünü ne etkiliyor sizce konut alımında? Pahalı. Evet, VTR'mizi izledik. Bekir Bey'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz kadarıyla vatandaşlarda biraz faiz oranlarının alım gücünü düşürdüğünü belirtiyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, Türkiye'de ve Antalya'da konut almak isteyenlerin %90'ı kredi kullanarak ev almak istiyor. Konut kredi faiz oranlarına yüksek olmasından dolayı evin maliyeti misli misli artıyor. Bu yüzden ev almak istemeyip kirada oturmayı tercih ediyorlar. Veya ev değiştirmek isteyenler ev değiştirmeyi düşünmeyip erteliyorlar. Değiştirme süresini erteliyorlar. Konut fiyatlarını ne belirliyor? Konut fiyatlarını inşaat maliyetleri ve enflasyon belirliyor. Biraz bu inşaat sektörü de geniş kapsamlı bir sektör. Maliyetiniz çok fazla oluyor mu, gideriniz? Evet, son bir yıldır inşaat maliyetlerinde %30'a yakın bir maliyet artışı oldu. Aynı zamanda inşaat malzemeleri tedariğimiz de çok zor oldu. Bazı malzemeleri bulamıyoruz. Bu da inşaat maliyetlerini çok yükseltti. Biraz enflasyonun yükselmesiyle birlikte inşaat sektöründeki ister istemez konut fiyatlarını da etkilemiştir diye düşünüyorum ben de bu konuda. Evet, konut fiyatlarını etkiledi. Çünkü enflasyonla birlikte çok inşaat maliyeti fiyatları da arttı. Yaşam şartları zorlaştı. Bu da inşaat maliyetlerini etkiledi. Peki artış ve düşüş söz konusu oldu mu konut fiyatlarında? Konut fiyatlarında nitelikli, prestijli projelerde artış oldu. Artış olmak zorundaydı çünkü inşaat maliyetleri arttı. Ama evini değiştirmek isteyen, fırsatlardan faydalanmak isteyenler de eski evlerini uygun fiyata satıp yeni ev almak için eski evlerini uygun fiyatlara veriyor. Bu da bir denge oluştu burada. Kaliteli ve nitelikli projelere imza atıyorsunuz sizler de. Şöyle bir baktığımızda daireleri 2+1, 3+1 bazında değerlendirirsek fiyatların nedir şu anda? Evet, bir evin fiyatını sadece evin kendisi belirlemiyor. Bulunduğu mahalle, site olması, havuzlu olması, kapalı otoparklı olması bunlar belirliyor. 2+1 ev 300 bin lirayla 400 bin lira arasında değişiyor. 3+1 evler de 450 bin lira ve 600 bin lira arasında değişiyor. Şu anda kredi çekip ev almak isteyenler olabilir. Ne tavsiyelerde bulunursunuz o kişilere? Ben bu dönemi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet. Uygun ev, uygun fiyat ve uygun krediyle ev almalarını öneriyorum. Bunun belli bir zamanı var mı? Bunun belli bir zamanı yok. Herkes kendi bütçesine göre kendine uygun olduğu zaman da almasını tercih ediyorum. Artık insanlar şunu istiyorlar, kira öder gibi ev sahibi olalım. Bu mümkün mü? Evet, mümkün ama bununla ilgili de peşinatının yüksek olması gerekiyor. En az %50 peşinatı olur ise kira öder gibi ev sahibi olabiliyorlar. Günümüzde şöyle 2+1 ev almak isteyen birisi, atıyorum dairenin fiyatı 350 bin lira. Bankadan ne kadar çekmesi gerekiyor ki o evi alabilsin? Bizim yaptığımız hesaplamalara göre şu anda %50'sini peşin, %50'sini kredi çekerse mantıklı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Evet,
Bu piyasa biraz artış, yükseliş gösteren bir piyasa oluyor değil mi? Yani aldığınız ev size geri dönüşü çok yüksek bir rakam olabiliyor. Mutlaka tabii. Bütçenizin üzerinde bir ev alıp ödeme zorluğu çekerek kredi kullanıyorsanız evin maliyeti ise çok yükseğe mal oluyor. Evet Bekir Bey, yükselen koca koca binaları görüyorum şu anda. Bitince de muhteşem olacaktır elbet. Hepsi çok güzel görünüyorlar şimdiden. Siz bu evleri alacak kişilere ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Yasemin Hanım, biz yaklaşık bir yıl oldu bu projeye başlayalı. 2019 sonunda da teslim edeceğiz. Çok prestijli bir site oluyor burası. Nasıl imkanlar sağlıyoruz? 0.98-120'ye kadar kredi imkanı sağlıyoruz. Tapu masrafından muaf, ekspert parası, dosya masrafı ödemeden ev sahibi olabiliyorlar. %30'u peşin, %70'i 0.98 kredi kullanabiliyorlar. Bu da Antalya'da sadece bizim yaptığımız bir kampanya. Gerçekten çok güzel bir kampanya yapmışsınız ama inşaatlar ne zaman bitecek? İnşaatlar 2019 Eylül ayından 2019 Aralık ayına kadar etap teslim edeceğiz. Evet, artık sahiplerini de bulacak herhalde o zaman. Evet, zaten %60'ı satıldı. Yurt dışından, yurt içinden çok müşterilerimiz var. Alanlar da çok memnun, çok merakla bir an önce taşınmayı bekliyorlar. Böyle ev sahiplerinin istediği farklı şeyler oluyorlar mı? Mutlaka oluyorlar. Herkesin yaşam tarzı farklı. Değişik renkler, değişik mobilya renkleri, banyo seçenekleri, yatak odası seçenekleri. Biz de elimizden geldiği kadar müşterilerimizin farklı isteklerine cevap veriyoruz. Yani her kesime hitap edebiliyorsunuz aslında. Evet, evet. Öncesinde bana şey demiştiniz, ben müşteri ayrımı yapmıyorum diye. Bu çok hoşuma gitti benim. Kesinlikle hiç müşteri ayrımı yapmıyoruz. Müşteri her zaman haklıdır. Müşteri veli nimetimizdir. Müşteri ne diyorsa biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani alım gücüne göre de böyle biraz hareket ediyorsunuz. Her kesime hitap ettiğiniz için de o müşteri potansiyeline de ayak uydurabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Evet, evet. Uydurmak zorundayız. 30 yıldır Antalya'da inşaat yapıyoruz. Başka bir işimiz yok. Tek işimiz inşaat. Evet Bekir Bey, şöyle bir baktığımızda Antalya'da yaz işte geldiğinde kiralarda işte satılık dairelerde yükselmeler meydana geliyor mu? Yaz aylarında mutlaka geliyor. Çünkü yaz aylarında Antalya'nın nüfusu artıyor. Antalya'ya gelen herkes beğenip Antalya'dan ev almak istiyor. Dolayısıyla ev alınca talep çoğalıyor. Kiralarda ev fiyatları da artıyor yaz aylarında. Şu an baktığımızda eski bir binanın 2+1'ine bile 1500 lira kira isteyen kişiler var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Neyi etkiliyor kira fiyatlarını özellikle? Kira fiyatlarını öncelikle semt etkiliyor. Bulunduğu mevki, ulaşım kolaylığı etkiliyor. Evin kalitesine, büyüklüğüne göre kira fiyatları belirleniyor. Yani bunda gerçekten bir güzergah da önemli. Çok önemli, evet. Evin büyüklüğü, güzergah. Evin yakınlarında okul, alışveriş merkezi, hastane. Bunlar çok da önemli. Çok etkiliyor. Evet, çok önemli, etkiliyor. Evet, Antalya'da bazı yapılan inşaat sektörleri sizleri etkiliyor mu? Yani herkesin tabii ki yediği ekmek ayrıdır ama size etkiledikleri oluyor mu bazı firmaların? Evet, yok olmuyor. Hatta daha da faydası oluyor bize. Çünkü biz 30 yıllık bir firmayız. Her yaptığımız projeyi etüt yapıp, araştırıp öyle başlıyoruz. Şu ana kadar Antalya'da 50'ye yakın büyük proje yaptık. Hiçbir projemizde etkilenmedik. Daha da bize faydası oldu. Çünkü biz kaliteli inşaat yapıyoruz. Hangi şu anda gördüğümüz yerlerde tabii ki birçok inşaatınız var ama hangi semtlerde inşaatlarınız var şu anda? Şu anda Kepez bölgesinde. Kepez Antalya'nın en büyük ilçesi. En fazla nüfus alan, en fazla yatırım olan okullar, parklar, alışveriş merkezleri. Bu yüzden biz Konya altında ve Kepez ilçesinde inşaatlar yaptık. Bundan sonra da Kepez ilçesinde özel okul, yeni projeler yapmak istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımıza devam ediyor. Evet,
Kepezin de böyle bir şeye ihtiyacı vardı bence. Evet. Aslında Kepez çok önemli bir ilçemiz. Kepez'de yaşayan insanlar hizmet sektörünün %90'ını kapsıyor. Bütün otellerde, fabrikalarda, restoranlarda çalışan insanlar Kepez'de yaşıyor. Evet, bir tüketim ilçesi aslında. Kepez çok çok daha büyüyecek, çok daha fazla nüfus alacak. Ben Kepez'i çok seviyorum. İyi ki Kepez'de inşaat yapmaya başlamışım. Evet, gerçekten güzel bir proje olmuş bu da. Şu anda zaten Kepez'deki şantiyedeyiz bizler de. Buradan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Bir inşaata başlamadan o semti nasıl ön çalışmasını yapıyorsunuz? Evet. Yıllardır bununla alakalı bizim belirli standartlarımız var. Bir kere daha önceki yaptığımız projeden, kalitesinden daha düşük kalitede bir proje yapmak istemiyoruz. Her zaman bir artısı olsun istiyoruz. Kepez'de öncelikle mahalleye bakıyoruz. Mahallede yaşayan insanların talebine bakıyoruz. 2+1 mi, 3+1 mi, ayrı mutfaklı mı, kapalı otopark ihtiyacı var mı diye. Bununla birlikte o sitede yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz. Evet, Kepez'e göre gerçekten başlamış olan bu proje hem güvenlik açısından da çok hoşuma gitti benim. Evet, güvenlikli, kapalı otoparkla, yüzme havuzlu, fitness saunası olan, Kepez'de olmayan, daha önce yapılmamış bir proje yapmak istedik. Bunun için de öncelikle aile yapılarına göre evler inşa ettik. Bir çocuklu, 2+1, 3+1 ve daha büyük 3+1. Bu metrekarelerde, bu büyüklükte evler yapma kararı aldık. Fizibilitesini ona göre yaptık. Böyle 4+1 bekliyordum. Geniş 3+1 nasıl oluyor? Geniş 3+1 ebeveyn banyolu, soyunma odalı, daha büyük mutfak, daha büyük salonu olan, kileri olan, daha geniş antresi olan ev tasarladık. 4+1'in burada ihtiyaç olmadığını düşündük. O yüzden 4+1 bu projemizde yok. Ön çalışmalar da buna göre zaten mutlaka yapılıyor. Evet. Yani o mahallenin, o ilçenin isteğine göre yapıyoruz. Anlıyorum. Bunu Lara'ya yapmış olsaydınız 4+1, 5+1 de olabilirdi. 4+1 mutlaka olabilirdi. Evet. Gerçekten çok güzel zaten. Her biri öyle görünüyor. Ev sahibi olmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Yasemin Hanım, ev sahibi almak isteyenler öncelikle semtine dikkat etmeli. O semtin kendileri için uygun olup olmadığı, işine, okula yakın olup olmadığı. Çok önemli. Kesinlikle o projeyi yapan firmanın geçmişine, tecrübesine, gücüne ve o projede ruhsatına, iskanına, sosyal alanlarına dikkat etmeli. Evet, güven de çok önemli bu konuda değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi insanlar güven ister ilk etapta. Evet, bizim için de aynı şey geçerli. Biz para kazanmayalım, güven kazanalım. Çünkü 30 yıllık bir firmayız. Bunun için müşterilerimizin mutluluğu, huzuru bizim için çok daha önemli. Evet Bekir Bey, çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileriniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet efendim, Birbirlerine Sorduk programının bugünlük sonuna geldi. Konut fiyatlarını işledik bugün Bekir Bey ile birlikte. Bir sonraki programda başka bir konuyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.